insanlar. Yani burada Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekten tarihe hesap vermesi gerekiyor. Gittin Amerika'nın gazıyla Suriye'ye karıştırdın. Amerika Çin ve Rusya geldiği zaman hemen geri çekildi sap gibi kaldın orada. Ondan sonra ne oldu? 6 milyon Suriyeli bana geldi. Esat orada devam ediyor. E o zaman bunun hesabını kim verecek? Sen bir hesap vereceksin bu topluma. Şimdi Mersin'de 1 milyon 850 bin nüfusumuz var. Su temizlik, park, park bahçeler, belediye hizmetlerinin bütçesi buna göre hesaplanıyor. Ama 600 bin tane de Suriyeli var. Bunlar suyunu ortak, yolunu ortak, temizliğini ortak. Sadece Mersin'de. Hata, tabii 500 bin, 600 bin civarında kayıtlı kayıt dışı diyorum. Yani 1'e 3. Evet. Neredeyse. Hatay'da 300 bin, Adana'da 400 bin. Yani 350 bin diyorlar. Ben Mersin'de 500 binin üzerinde Suriyeli olduğunu biliyorum. Çünkü benim apartmanım Mersin'in en eski yerinde oturuyoruz Çamlıbelde. Apartman yöneticisi seçsek Suriyeliler kazanır. Mezitli de öyle. Yani böyle vahim bir durum var. E şimdi benim memleketimde bu bu hani bu ihaneti yapıyorsun. İnsanlara sahip çıkmıyorsun. İnsanlar sokakta insanlar çocuklar bak bakın eğitim, aşı, sağlık, beslenmenin %20'nin altında. Bize i̇şte da övünüyorsun. Bunların huzurunu kaçırmışsın ülkelerden ülkelerinden buraya getirmişsin. Hala Suriye'de barışı sağlayıp orada huzuru sağlayacak adımları atmıyorsun. E bu insanlar sokakta Türkiye huzursuz neyi konuşuyorsun sen? Bir kez daha söylüyorum. Her şeyi bir kenara bırakıyorum. Çok kötü şeyler yaptılar 19 yılda. Birazdan konuşacağız. Çok kötü ama bakın. Aylaki çöküntüyü falan bırakıyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için Cumhurbaşkanının gitmesi için şu göçmen politikası tek başına yeterlidir tarihteki hiçbir Cumhurbaşkanı evet. bu kötülüğü halkına yapmamıştır e, toplumda zaten çok büyük bir infial karşıtlık var ama bir başka konuda esas AKPlisi Mpsi İYİ Partilisi Aa, yok öyle şey demiş birazdan konuşacağız e, iktidar çevresindeki rantı bir başka yanını konuşurken beraber. Başka bir şey söyleyeyim. 110 bin Suriye'ye vatandaşlık verdik dedi Cumhurbaşkanı dün. Övünerek söyledi bunu yazıklar olsun. 100 bin daha vereceğiz dedi. 100 bin daha vereceğiz dedi. Ha ben buradan şunu görüyorum. Bakın bu 6 milyonu bu beyefendi almış koymuş bir kenara. Anketlere bakacak. Ona göre vatandaşlık verip oy kullandıracak. Ben bunu böyle görüyorum. Ben bunu Cumhurbaşkanı'nın kendi seçmeni Türkiye Cumhuriyeti'nin 83,5 milyonu kendisinden bıktıkça, oy azaldıkça vatandaşlık vereceğini ve oy kullandıracağını düşünüyorum. Ve bu bir ihanettir. Bu bir suçtur. Hiçbir şey için hesap vermeyecekse dünyaya, vicdanlara hesap verecek. Bakın bu insanlar, burada yaşayan evinden barkından olan insanlara da hesap verecek vicdanlarda. Çünkü Suriye'de savaşı körükleyen, Esatı indirmeyi hedefleyen sen zaten o da cuma namazı kılıyordun. Sen zaten onunla ailecek görüşüyordun. Şimdi bir de bu bu artır milyona o bölgeyi Binlerce, on binlerce Afganlı eklendi ve e, uzmanlar diyorlar ki özellikle bölgedeki savaşı e, bilen uzmanlar diyorlar ki bu 1 milyona kadar çıkabilir bu sayı. 1 milyonda Afganlı göçmen mülteci. eee bu tanımlara, kavramlara çok takılmayın. Farklı farklı kullanılıyor ama neden bahsettiğimi Şu hesabı yapın. Evet. 752 bin doğum yapmış Suriyeliler. Ya. Şimdi dediğim gibi buna yüz binlerce, bir milyon değilse bile yüz binlerce Afganlı eklenir mi? Taliban adım 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 ilerliyor hanımefendiler, beyefendiler. Artık ee, en az altı eyalette başkentin, eyalet başkentini e, ele geçirdiklerini e, biliyoruz. E, bir Görebiliriz e, o görüntüleri. Taliban'ın e, bu değil. E, şimdi e, neyse onu da sonra verebiliriz belki. E, Kunduz onlardan biri ve e, Görüntüleri o zaman öbürünü bulamadıysanız buna dönelim. Ha buydu işte adım adım ilerliyor dediğim bakın. Görüyor musunuz? Ee, biraz sesi varsa. Oradan kaçanlar geliyor. Şimdi bakın. E, bunlar ee, ele geçirdikleri evet. kente muzaffer askerler olarak giren Taliban'lar. Orası her neresiyse artık orada Taliban kuralları hüküm sürecek. Yani e, şeriata dayandığını iddia ettikleri çağ dışı, Olur. akıl dışı, insanlık dışı kurallar orada hüküm sürecek. Ya müzik yok. Kadın yok. Kadın, kadın yok. Kadın Eğitim eğ yok kadının. Hiçbir şey Mantolon yok. Pantolon giyemiyor. Yani çok şey anlatırım da çok. sinirlerim bozuluyor. Şimdi onlardan biri işte ele geçirilerden bir yerlerden biri Kunduz çok stratejik çünkü sınır bölgesinde Kunduz deminki görüntüye şimdi gelebiliriz. Ee, bakın savaş hani Amerika çekilmiş efendim. Çekilmiş olabilir ama savaş devam ediyor. Eee bu dün yerden görüntülerini vermiştim. Amerikan uçakları havadan bombalamıştı Taliban güçlerini. Fakat Taliban artık halkın arasında e, Afgan güçlerinden askerler korkularından Taliban'a katılıyor. Katılmayanlar çünkü öldürülüyor. Dolayısıyla başka bir seviyeye çıktı olay ve çıktığı seviyede de biz buraya talip olduk. Şimdi bakın başından beri şunu söyledik. Bu, bu dünyayı ilgilendiren, Birleşmiş Milletleri, NATO'yu ilgilendiren bir sorun. Amerika yıllarca uğraş, uğraştı ya bilinçli ya bilinçsiz bu hale getirdi gittik ki bence öyle. Yani karıştırabileceği kadar karıştırdı. Suriye'de ne yaptıysa aynı şeyi yaptı. Irak'ta ne yaptıysa aynı şeyi yaptı. Burada da aynı şeyi yaptı. Filistin'de aynı şeyi yaptı. Benim üzüldüğüm nokta kendini Orta Müslümanların lideri gibi dünyaya anlatan Recep Tayyip Erdoğan Nasıl Amerika'nın peşine takılıp Ay bu kadar şey yapar? Hangi ülke kabul ediyor Allah aşkınıza yani, zaten? Ben kendi şeyinden söylüyorum. Şimdi oradan kaçan insanlar Türkiye'ye gelecek ve bu 1 milyonu geçecek. Bu bekleniyor. 2023 Türkiye'deki göçmen sayısının 100 milyona nüfus artışı ile birlikte doğumlarla birlikte yaklaşacağı söyleniyor. Size net bir şey söyleyeyim. Türkiye'nin %85'i bundan çok rahatsız. Anketler bunu gösteriyor ve diyor ki bu 6 7 milyon insanı nasıl yollayacağız? Doğru mu? Ben de diyorum ki 6 7 milyon insanı yollamak kolay. Siz bir kişiyi yollayın. Biz 7 milyon insanı tekrar ülkelerine yollarız. Kim o bir kişi? Recep Tayyip Erdoğan. <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ı tek kişiyi yollarsanız biz 6 milyon insanı yollayacağız. Bu kadar basit. Bu kadar. Ha onu orada tutarsanız yarın nüfusumuz 100 milyon olur. Yarın belediye başkanını tehdit eden bana saldırır, yarın belediye başkanını tehdit eden sizi keser, sokaklarda inanılmaz bir ee, savaş olur. Kendi demografik yapısını bu hale getiren dünyada başka bir lider yoktur. Tek kişiyi yollayın, 6 milyonu yollamak, Suriye'de barışı sağlamak, Afganları yollamak da bize düşüyor.